Merhaba sevgili çocuklar. Yine bir dersimizde karşınızdayız. Bugünkü dersimizin konusu satrançta çatal hamlesi olacak. Çatal nedir? Daha önceki derslerimizde söylemiştik. Çatalla kahvaltı yemek yeriz örneğin diye düşünebilirsiniz. Satrançta da çatalımız var arkadaşlar. Rakibin iki önemli taşına hamle yapmaya biz çatal diyoruz. Şimdi sırasıyla hamleleri pozisyonlara inceleyelim. Hamle sırası burada beyazlarda. Beyazlar atıyla şimdi öyle bir hamle yapacak ki arkadaşlar, rakibin en önemli taşlarına saldırı gerçekleştirecek. Çifte saldırı gerçekleştirecek. Şimdi bunu izliyoruz. Evet. Vezir istiyor. Kale istiyor. Kale istiyor ve en önemlisi şah çekmiş durumda. Atı yiyebilecek hiçbir taşı yok siyahların. Şahı kurtarmak zorunda. Bu yüzden şahla oynamak zorunda. Bu pozisyonda vezir gider. Bu pozisyonu inceliyoruz. Atın hamlesine dikkat edelim. Evet. Şah çekiyor ve aynı zamanda kale istiyor. Şaha oynamak zorunda olduğu için kalesi gitmiş olacak. Kale gider. Şimdi bu pozisyonu inceleyelim. Hamle sırası siyahlarda. Siyahların taktiğini izleyelim. D7'deki piyonun hamlesini görelim önce. Evet. File kaçmak zorunda. File piyonu yerse E6'daki piyon da fili yiyeceği için fili çekmek zorunda. Piyon bir hamle ileri sürdüğünde at ya da fili değişmek zorunda. Şimdi sizlere çok 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 dikkat etmeniz gereken ve çok çok güzel bir hamle anlatmak istiyorum. Eğer birisi satrançta size çok önemli bir taşını lüzumsuz yere veriyorsa iki şey düşünebiliriz. Birincisi, rakibiniz gerçekten satrancı bilmiyor demektir. İkincisi ise size sebepsiz yere bir taşını veriyorsa bunda bir tuzak olabilir anlamı taşır. Şimdi bu pozisyonu dikkatlice inceleyelim ve ne demek istediğimi göreceksiniz. Hamle sırası beyazlarda ve kalesiyle veziri istiyor. Kaleyi koruyan herhangi bir taşı yok gördüğünüz gibi. Siyahlar 5 puanlık bu hamleyi kaçırmayıp istemeyeceklerdir. Vezirin önü açılacak. Aynı zamanda beyazların çok önemli bir taşını almış olacaklar. Ve beyaz, siyahlar buradaki yemi yutuyorlar. İnceleyelim. Vezir yedi. Hamle sırası beyazlarda. Beyazın kalesine dikkat edelim. Evet. Gördüğümüz gibi şah, vezir, kale ve vezir burada gider arkadaşlar. Bu pozisyonda da çatalla ilgili size söyleyeceğim önemli bir bilgi de, çatal yaparken sadece rakibin önemli taşlarına değil, aynı zamanda rakibin çok önemli bir kalesine de saldırı yapabiliriz. Bu pozisyonu inceleyelim. Rakip şah sıkışmış durumda, hamle sırası beyazlarda. Burada beyazların kalesini görüyoruz. B7'de tehdit ettiği alanı inceleyelim. Beyazların atı var. Hamlemizi yapalım. Evet, şu anda kale H7 karesi ve aynı zamanda D5'teki vezir çatala düşmüş oldu. Veziri kurtarmak isteyecek beyazlar, siyahlar. Evet, veziri kurtardılar. Hamleyi görebilecek misiniz bakalım? Evet. Doğru. Kaleyle alt tarafından tehdit edilen bu kare kale tarafından işgal ediliyor ve şah çekiyor. Mat gerçekleşmiş oluyor. Son pozisyonumuzu inceleyelim. Hamle sırası siyahlarda. Evet, gördük. Şimdi vezir ve kale üst üste gelmiş oldu. Bu hamleyi hatırlıyorsunuz. B2 karesi fil tarafından, C1'deki fil tarafından korunuyor.
Evet, beyazlar stratejik bir hata yaptılar. Güçlendirmeleri gereken alanı veya şahın kaçması gereken alanı dururken atla oynamayı tercih ettiler. Şah çekiyor. Fille yiyemez. Çünkü G7'deki fil ve B8'deki fil kaleyi koruyor. Şahın kaçabileceği tek alan, evet, hamlesini yaptığı. Şimdi B1'deki alana kalemiz yerleşecek ve şah çekecek tekrar. Şahın kaçış alanı B2. Evet, kalemiz de B1. Fil tarafından korunuyor gördüğümüz gibi. Kaleyi yiyemez. Buraya kaçamaz, kale var. Çaprazına gelemez. Diğer çapraza gelemez. Vezirimiz var. Evet, matımız gerçekleşmiş oldu. Böylece bir konumuzun daha sonuna geldik. Tekrar sağlıcakla kalın sevgili çocuklar.